eleştirisel olarak bakmak ne kadar doğrudur acaba? Yakışıklım o elastiki bir konu. Her fikri olmaz ama mesela komünisttir ve bununla ilgili atak yapıyordur. Mesela PKK hareketidir. Tabii ki biz bunu eleştiririz, tehlikelidir. Efendim veyahut Darwinisttir. Yani topluma bunu yaymak istiyordur. Buna karşı bir atak yaparsın, cevap verirsin. Tabii. Bu çok makul olan bir şey. Ama adamın kendine az fikirleri olabilir, düşünceleri olabilir. O bizi ilgilendirmez. Yani topluma zarar vermesi ihtimali olan fikirlerde devreye girilir. Fikri karşılık verilir. Onun dışında zaten baş olacak bir şey olmasın. Evet. Hazreti Süleyman bugün yaşasa sarayı nasıl olurdu? Sen niye bu kadar yakışıklısın bakayım? Allah senin güzelliğini, yakışıklılığını artırsın. Nur gibi elin yüzün. Allah seni cennetiyle şereflendirsin. Zaten sarayı yapacağız. İnşallah. Kudüs'te yapacağız. İnşallah. Sarayı öyle görülmemiş bir şey yapacağız. İnşallah. Yani ferah bir 50 ton, 100 ton altın kullanırız. İnşallah. 100 ton altın iyi. Ancak yani. Çünkü İngiltere'de depolarda dolu altınlar. Hiçbir işe yaramıyor. En az 500 ton altın var. Türkiye'nin 450 tonu İngiltere'deki kasada duruyormuş. Evet. 50 ton Türkiye'de. Tabii. Bak sırf Türkiye'ye 500 ton yani düşün. Diğer ülkelerden de var. Her ülkenin altını orada. Allah'ın 70 ülkenin altını orada duruyormuş. 70 ülkenin altını tabii. Yani yüzlerce ton. Bir ton, iki ton, on ton falan değil. Bu Hazreti Süleyman'ın mescidinin üç boyutlu temsili görüntüsünü hazırlatmıştınız. İsrail televizyonlarında gösterildi. Çok beğenmişlerdi, hoşlarına gitmişti. O mescit, evet. Evet. Saray ayrı. Evet, inşallah. Yani altınlar yatıyor da 24 ayar ya. Yani mesela 100 bin ton bir yerde, 100 bin ton bir yerde, 50 bin ton bir yan bir yerde. Evet. Yani yüzlerce seneden beri bu böyle. Evet. Bekliyor. O altınları işte orada kullanacağız. İnşallah. 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 Her yeri altın kaplama. Lübnan'dan sedir ağaçları getirteceğiz. İnşallah. İnşallah. Yapımı 13 yıl sürmüş o zaman Hazreti Süleyman zamanında. Biz Allah'ın izniyle 3 yılda yaparız. İnşallah. 10 yıl fazla. İnşallah. 3 yıl bol bol yeter. İnşallah. 3 yılda sürmez de hadi diyelim yani en ince detaylarına kadar diyelim. Yani ince perdaları 3 yıl sürmez. Zaten Musevi kaynaklarında kuzeyde bulunan Moşiyah Mehdi çıkacak ve güneyde bulunan Süleyman Mabedi'ni inşa edecektir diyor. Midraş Rabbah da 9-6'da yazıyor. Evet dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Teşkilatı'nın farklı birimlerinde görev yapan ve yeni tasarım üniformalarını giyen polis ve bekçilerle bir araya geldi. Polis ve bekçilerin üniformalarını yeniden tasarlandı. Kravat, ütülü pantolon, gömlek kullanımından vazgeçilerek daha rahat edilen, hareket kısıtlaması yapmayan yeni tasarım kıyafetleri kullanmaya başlanıldı. Bekçi sisteminin yeniden hayata geçirilmesi sizin tavsiyelerinizden sonra gündeme gelmişti Adnan Bey. Evet. Tabii. Mahalle bekçisi olsun dedik. Onu ısrarla söyledim mahalle bekçisi. O oldu. Evet, maşallah. Özel harekatın sayısı artırılsın dedim. O da oldu. Evet. Allah razı olsun. Maşallah. Ne diyorsak oluyor maşallah. Maşallah. Korucularla ilgili düzenlemeleri söylemiştiniz. Onlar da oldu. Hepsi. Allah'a çok şükür. Ne dediysek. Evet dinliyorum. Ben ateist bir insanım. İnsanlar beni zorla Müslüman yapmak zorunda mı?
Yakışıklı mı? Neden öyle bir şey olsun? Seninle sadece sohbet edebilirler. Eğer istersen konuşursun. Ya öyle bir şey olmaz. Dinde zorlama yoktur diyor Allah. Dinde zorlama yoktur deyince nedir anlamı? Herkes kendi haline. Ayet hatta şeytan Allah'ın senin dinin sana, benim dinim bana diyor. İşte çok açık. Yani kimsenin kimseye karışmayacağını gösteriyor. Ama bir fikir tartışması, bir sohbet olduğunda eğer senden bir talep gelirse tabii ki olur. Ama sen istemediğin halde öyle bir şey olmaz. Ben yakışıklığımı bir daha göreyim bakayım. Ben ateist bir insanım. İnsanlar beni zorla Müslüman yapmak zorunda mı? Yakışıklığım seni biraz üzmüş de benim anladığım. Yani hakikaten çok gereksiz baskıcı tavırlar görüyoruz insanlarda. Bu çok yanlış. Dinde zorlama yoktur hükmünü bir insan kabul etmiyorsa Kur'an'ı kabul etmiyor demektir. Dolayısıyla Kur'an'ın hükmü ne? Zorlama yok. O zaman seni zorlayan, sana baskı yapan hiç kimse olmaması lazım. Ama sen sorduğunda sana bilgi vermek gerekir. Yani bilen bildiği kadarına bilgi vermesi farz. O kaçınılmaz bir görevdir. Evet. Kendini yere atan bir tavşan. Hoppala. O niye gerekiyor acaba? Bir daha göster bakayım. Oyun. Ha oyun oynuyor, evet. Çilveleniyor. Ya sevilmek istiyor onun için. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, İzmir'de bir ilkokuldaki öğretmen ve öğrenciler okulda yaşayan Tombi isimli bir kediyi sahiplendiler. Tombi bütün derslere katılarak sıraların üzerindeki öğrencilerle birlikte ders dinliyor. Öğrenciler Tombi rahatsız olmasın diye sınıfta koşmuyor, yüksek sesle konuşmuyor, onun uykusunu bölmek istemiyor. Her sabah mamasının suyunu kontrol edip onunla vedalaşmadan sınıftan ayrılmıyorlar. Öğretmenler kedinin aşılarını yaptırıp ona bir karne de çıkarmışlar. Ancak bir veli şikayet edince kediye mecburen başka bir yuva aranmaya başlamışlar. Ama bayağı iyi arkadaş olmuşlar. okullu bir yer bulabilirler ya, uygun bir yer. Yani okuldan tamamen çıkartmalarına gerek yok. Boş bir oda vardır orada, tutabilirler. Evet, dinliyorum. Her zaman yanındayız, her daim yanındayız. Çağrıldığı zaman da hiç bakmayız. Canımız pahasına yanlarındayız. Son nefesimize kadar da millet için canımızı vermeye hazırız. Aslan kabadayım benim, yiğidim benim, aslanım. Allah ömrünü uzun etsin, Allah sana sağlık, sıhhat, afiyet versin. Yiğitliğin çok güzel, maşallah. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, Tombi okula geri dönmüş. Kediyi istemeyen veliye yalvarmışlar öğrenciler. O da izin vermiş. Ama ismi de çok komik. Kendi de çok şeker. Yani zaten okuldan tamamen çıkarılması diye bir konu olmaz. Okul, yani çok acı skandal olur. Öyle bir şey olmaz Tombi'nin. Mekan orası olur mu? Ama öğrenci olmuş o, Allah alem. Onu da kaydını yaptırmak lazım okula. Bir kimlik, öğrenci kimliği çıkartılması lazım dersleri dinlediğine göre. Evet, dinliyorum. Deniz yolculuğu yaparken siz hiç maksalara simit attınız mı? Al, severim ben senin temiz kalbini, senin severim sevgi anlayışını. Sen ne güzel insansın sen böyle. Yani çok önemli bir konu olduğu için, başkaları da yaptığı için öz olarak alıp attığımı çok iyi hatırlıyorum. Araba vapurları vardı o zamanlar. Araba vapurunda ben gelirdim tenin kenarına kadar. Orada da zaten simit satanlar oluyordu. İlla ki insan bir şey atıp onları beslemiyor. Zaten çok
Canıraş peşten evet. peşinden geliyorlar. Yani orada öbür türlü bir ihtimal yok. Yani beslemezsen olmaz. Evet. Hemen anı da kapıyorlar. Güzel bir gelenek. Yani tavsiye ederim. Evet, dinliyorum.